Evet, herkese 26 Nisan'dan bir pazartesi günden haftanın ilk gününden iyi günler diliyorum sevgili Ege TV izleyicileri. Saatlerimiz 11'i gösteriyor ve Denizeli programımızda tekrar siz Ege TV izleyenlerinin karşısındayız. Bugünkü konuğum Aydın Manşet Gazetesi köşe yazarı ve aynı zamanda siyasi analist Sayın Mehmet Çetin. Sayın Çetin hoş geldiniz efendim programımıza. Teşekkür ediyorum Hayli Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsınız diyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İşte biz de böyle pandemi kuralları gereği Skype üzerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Kamuoyunu aydınlatmak adına bu şartlarda da olsa programlarımızı devam ettiriyoruz. Sayın Çetin, şimdi buyurun. Allah hepimizin yardımcısı olsun dedim. Amin, teşekkür ediyorum. Şimdi ben hemen programıma başlamak istiyorum. 45 dakika bazen yetmiyor bile. Sizi ben şöyle kısacık bir tanıtır mısınız? Tanımayan izleyicilerimiz için. Kısacık bir özgeçmiş alsam sizden. Mehmet Çetin kimdir? Hayli Hanım, ben jandarmadan emekliyim. Emekli bir askerim. Kendim bildim bileli memleket meselelerine kafa yorarım. Emekli olduktan sonra da siyasi konularda analiz yapmaya, yaptığımız analizleri de paylaşmaya başladık. Sosyal medyada bu analizler karşılık buldu. Oradan medyada ismimiz anılmaya başladı. O gün bugündür bu işi görev addettik. Ve memleketin istiklali, istikbali konusunda fikir öğretmeye çalışıyoruz. Kendi çapımızca nacizane olarak. Bunları da takipçilerimizle paylaşıyoruz. Allah'ın rızasını gözetiyoruz bu istikamette. Gelecek nesillerin istikbaline katkı sunmak bağlamında elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bayağı da sağlam takipçiniz var diyelim. Seviliyorsunuz bu konuda. Bizim motivasyon kaynağımız. Onlar olmasa zaten bu kadar azimli mücadele veremezdik. Evet Sayın Çetin, şöyle hemen Türkiye gündeminden, ülke gündeminden başlarsak biliyorsunuz 24 Nisan yani ben hiç anmak istemiyorum ama Biden'dan bir başlasak, Amerikan Başkanı Biden'dan iki gündür, üç gündür hatta böyle Türkiye'de yani bazı yani ayrıştırmalar yaşanmaya başladı. Siz öncelikle bu konuda ne düşünüyorsunuz? 1915 olayları için ne düşünüyorsunuz? Aslına bakarsanız Hayli Hanım, ABD Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmasından ben memnun oldum. Memnun oldum. Evet, senelerdir çünkü biliyorsunuz kanıksadığımız hastalıklı bir algı üzerinden her sene 24 Nisan'da bu konu üzerinden bizi tehdit ediyorlardı, şantaj yapıyorlardı. Neticede bu sözü sarf etti, biz de kurtulduk. Nihayetinde ABD Başkanı'nın 1915 tecrit olaylarıyla ilgili ne düşündüğünü bizim için zerre kadar kıymeti, harbiyesi yoktur. Çünkü bu açıklamanın veya düşüncenin hukuki bir karşılığı yoktur. Asıl burada bizi sıkıntıya sokan, bu kapsamda bizi sıkıntıya sokan, bizim içimizde bu sözde soykırım meselesini dillendirenlerdir ki bunların büyük bir kısmının siyasi kimliği vardır ve kendilerine aydın olarak benimsenmesini bir şekilde sağlamışlardır. Bakın HDP eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın bu bağlamda bir açıklaması var. Diyor ki 1915'te Ermenilere soykırım yapılmıştır. Canlı yayında söyledi bunu. Ben kulaklarımla duydum. Hatta spiker de sordu, kim yaptı soykırımı, Türk askeri mi falan diye sordu. Yok dedi, Kürtler yapmıştır dedi. Düşünebiliyor musunuz? Kürt hareketini temsil ettiğini söyleyen bir siyasi partinin genel başkanı Kürtleri soykırım yapmakla itham ediyor. Bu açıklamanın arkasındaki niyeti iyi okumak lazım. Aslında ne demek istiyor biliyor musunuz? Biz aslında diyor Ermenilerin emelleri doğrultusunda bir siyaset yapıyoruz. Ama Kürtleri de bu bağlamda araç olarak kullanıyoruz diyor. Niye böyle düşünüyorsunuz diye bir soru aklınıza gelebilir. Büyük Ermenistan haritasına bakın. Bugün Kürdistan coğrafyası olarak tanımlanan bölgenin tamamını kapsar. Bu ne demek? Yani Ermeniler haklıysa, bu bağlamda biraz hukuki bir karar çıkarsa, Ermenilerin toprak
talebi karşılanırsa Kürdistan nereye kuracaksınız arkadaş? Ve Afganistan kuruldu, orada yaşayan Kürtler nereye gidecek? Yallah Mezopotamya'ya diyecekler. Onun dışında biliyorsunuz CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu doğrultuda açıklamaları var. Biz Ermeni soykırımını tanıyoruz. İşte gelin protesto edelim, onların acılarını paylaşalım. İyi de canım kardeşim, sen CHP'nin il başkanısın. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta açıkça reddediyor bu ithamı. Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur diyor. Sen nasıl oluyor da CHP'nin il başkanı olarak bunu soykırım olarak adledebiliyorsun? Burada şimdi şöyle bir şey Mehmet Bey, zaten ana muhalefet partisinde de yani biz dünden beri basını takip ettiğimiz kadarıyla gazete ve televizyonlara baktığımızda şimdi ana muhalefet partisinde de bölünmeler yaşandı Biden'ın açıklamasından sonra. Yani hemen hemen CHP'nin çoğu milletvekili, çoğu üyesi buna karşı olduklarını, Biden'ı kınayan açıklamalar yaptı. Ama dediğiniz gibi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun da böyle bir açıklaması var. Şimdi bunlar aynı partinin içinde yürüyorlar. Yani nasıl kendi aralarında bir iletişim veya bir anlaşma sürdürebiliyorlar, sağlayabiliyorlar sizce? Şöyle ki Aylin Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden de bu yana 3 kere dönüşüm yaşamış. Mustafa Kemal'in CHP'si onun vefatıyla birlikte nihayete erdi. Bunu açıkça söylememiz lazım. Ondan sonraki CHP İnönü'nün CHP'sidir. Ta ki Kılıçdaroğlu'na gelene kadar, Kılıçdaroğlu'na geldikten sonra ortaya çıkan CHP tablosunun da Atatürk'ün CHP'siyle falan uzaktan yakından alakası yoktur. Kılıçdaroğlu, ben CHP seçmenine bazen empati yapıyorum, CHP seçmeni adına düşünüyorlar. Diyorlar ki ya bizde hiç nitelikli adam yok mu Kılıçdaroğlu'nun eline kaldık diye. Aslında bu sorunun cevabı basittir. Nitelikli adamları oportunist politikalar doğrultusunda yönlendiremezsiniz. Oportunist politikaları dayatamazsınız. O yüzden niteliksiz adamları tercih ediyorlar o makamın başına. Gördüğümüz gibi yani Baykal bugün CHP'nin başında olsaydı ne HDP ile işbirliği ittifak yapardı, ne FETÖ'cülerle işbirliği yapardı, ne Ermeni soykırımını kabul eden politikacıları orada barındırdı. Ben size açıkça net bir şey söyleyeyim. Bugün CHP yönetiminde olan şahısların hiçbirisi o koltuklara ulaşamazlardı. CHP 3 ayrı dediğim gibi dönüşüm yaşadı. Bugünkü CHP'de aslında nereden baksanız bizim siyaset anlayışımız bağlamından utançlara vesile olacak politikalar üretiyor. Yalan, dolan, iftira, bir de Amerika'ya özellikle olan yakınlıkları bizim istiklalimizi gölgelemektedir. Bu çok şimdi, bizim için yıpratıcı. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Amerika'ya olan yakınlıkları diyorsunuz. Yani bizim şu an CHP dediğimiz yani sol kesimin, yani zaten merkez sağ, merkez sol olarak Türkiye iki ayrılmış durumda. Ama yani zamanında kahrolsun Amerika diye bağıran bir sol kesim vardı. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, işte altıncı filo defol diyen bir sol kesim vardı. Şimdi o sol kesim bir evrime mi uğradı? Yani onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere şunu söyleyeyim Ayla Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi solcu falan değil. Yani herhangi bir solcunun, yani demokratik sosyalist anlayıştan beslenen bir zihnin emperyalist ülkelerle işbirliği yapması, işte onlardan demokrasi dilenmesi, onların kapısında yatıp kalkması, Amerikan büyükelçileriyle düşüp kalkması, Soros gibi bir adamın güdümüne girmesi söz konusu falan olamaz. Zamanında Sosyalist Enternasyonel'den atıldı Cumhuriyet Halk Partisi. Ben de eski solcuyum. Biz zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok ciddi anlamda eleştirdik. Bakmayın 12 Eylül'den sonra bu solcular bir şekilde CHP'li oldular. Ben hala anlamakta zorlanırım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne demokrasi anlayışı sağlıklıdır ne de evrensel sol ilkeler doğrultusunda ürettiği politikalar solculukla örtüşür. Cumhuriyet Halk Partisi 1938 yılından sonra, 10 Kasım 1938'den sonra ciddi bir dönüşüm yaşıyor.
Bu dönüşümde şeyin izlerini görüyorsunuz, nasyonel sosyalistlerin izlerini görüyorsunuz. Duce'nin, Hitler'in politikalarından etkilendiklerini çok açık şekilde görüyorsunuz. Bakın o günün CHP'lilerinin bıyıkları bile Hitler'in bıyıklarını andırır. Zamanında İsmet Paşa, Recep Peker ve yanındaki bir takım zevat İtalya'yı ziyaret ederler. İtalya'da Mussolini'nin politikalarından çok etkilenirler. Türkiye'de o solculuk anlayışını getirir, oturturlar. Bugün nasyonel sosyalizmin tek temsilcisi dünyada Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Böyle bir solculuk olamaz çünkü solculuk, sosyalizm, solculuk anlayışı enternasyonalizmden beslenir. Nasyonel bir solculuk üretemezsiniz. Bu solculuğun felsefesiyle çelişir. Hem ulusalcı hem solcu olamaz kimse. Çünkü sosyalist felsefe der ki bütün halkların ezilen kardeşleri kardeştir. Siz burada nasıl ulusalcı bir politika üreteceksiniz ki? Böyle bir şey yok. Esas sıkıntı da 12 Temmuz 1947'de İsmet Paşa'nın Truman Doktrini kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı anlaşmalardan sonra ortaya çıkar ki biz o günden sonra Amerika'nın doğrudan güdümüne girmiş bir ülkeyiz. Çok acı bir durumdur bu. Bizim senelerce üretimden alıkonulmamız, lisans üretemememiz. Bakın Atatürk'ün sağlığında 200'ün üzerinde yapılmış yerli uçak var bu ülkede. O uçakların hepsini tencereye çevirdiler. Ben geçenlerde Twitter'da bir yazı gördüm. Dediler ki Atatürk düşmanlarını yargılayacağız diyor bir arkadaş. Sağ olsun dedim, eksik olma, İsmet Paşa'dan başlayın dedim. Bakın ben burada CHP'li arkadaşlara açık net bir şey söyleyeyim. Profesör Doktor Çetin Yetkin birinci sınıf Atatürkçüdü. Karşı Devrim diye bir kitabı var. Alıp okusunlar. Yine Emin Değer birinci sınıf Atatürkçüdür. Oltadaki Balık Türkiye isimli bir kitabı var. Alıp okusunlar. Yazarını hatırlamıyorum. Atatürk'ün Uçakları diye bir kitap var. Alsınlar, okusunlar. Gene Baskın Orhan iyi bir solcudur. Onun Türk Dış Politikası isimli eserleri var. İki cilt halindedir. Alıp okusunlar. Oy verdikleri CHP ile Atatürk'ün CHP'sinin uzaktan yakından alakası olmadığını görecekler. Yani bakmayın bunlar bizim toplumumuzun cahilliğinden faydalanıyorlar. Bugün birisi çıksa dese ki ya Ermeni soykırımı vardır bunu da Abdülhamit yapmıştır falan dese inanın bu aydın geçinen kesim içerisinden bunu onaylayacak, kabul edecek, inanacak milyonlarca insan çıkar. Biz kendi tarihimizi bilmiyoruz. Kendi tarihimizi bilmediğimiz için de Amerikan tarihini kendimizinkinden daha iyi biliriz. Hatırlarsınız siz aşağı yukarı bizim yaşımızdasınız. Biz Amerikan iç savaşını anlatan çizgi romanlarla büyüdük. Ama evet. Gerçek tarihimizi hiç kimse bilmez. Anladım. Vahdettin'e hain derler. Vahdettin, Sultan Vahdettin 1. Dünya Savaşı'nın bitmesine 3 ay kala padişah olmuş bir adamdır. Bu adamın ne kadar günahı var? Birinci Dünya Savaşı'nı bizi sokan irade, İttihat Terakki iradesidir. O dönemde hükümette onlar vardır. Padişah Sultan Reşat'tır. Sultan Reşat'a sormadılar bile Dünya Savaşı'na girerken. Yani bir kere biz kendi tarihimizde adam akıllı yüzleşmek zorundayız. Bunu yüzleşmeden ideolojik sahiplerle gündem okumaya çalışırsak konjonktürü okuyamayız. Gelecek nesiller için bir vizyon üretemeyiz. Ve dışarıdan yönlendirilen, manipüle edilen akıllar bizi her seferinde kandırmaya, ürkütmeye devam ederler. Genelde şöyle bakıldığında her Türk vatandaşının tarihini çok iyi bilmesi ve bilmese de okuması gerekiyor diyorsunuz Sayın Çetin. Bakın Ayran, sabah ben bir tweet okudum. Geçen yıl Hasan Cemal paylaşmış. Ve Ermeni soykırımına onaylayan bir tweet. Onların acılarını, soykırımına maruz kalan Ermeni kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum falan. Ya kardeşim, Ermeni soykırımı yapıldıysa eğer 1915 yılında teşhir zamanı yapıldı. O zaman iktidarda kim var? İttihat Terakki var. Senin deden, yani Hasan Cemal'in dedesi Cemal Paşa, İttihat Terakki'nin 3 liderinden birisidir. Bari sen söyle. Yani soykırım yapıldıysa senin deden yaptı. Hatta Cemal Paşa Gürcistan'da Taşnak Ermeniler tarafından öldürülmüştü. Arkasından ailesi Türkiye'ye geliyor.
ve göçe zorlanan bir Ermeninin evine yerleştiriliyor. Yani adamlar Ermeninin evine çökmüşler, Ermeni soykırımı yaptık diye bağırıyorlar. Ya böyle bir anlayış olamaz. Bu anlayış neyden besleniyor? Bizim toplumumuzun, onlara itibar eden kesimin cehaletinden besleniyor. Bunun dışında hiçbir bahaneyle bunu anlatamayız, izah edemeyiz. Senin deden yapmış yaptıysa sen bari söyleme. Ha deden eleştirecek olabilirsin. O zaman da soyadını değiştir kardeşim. Adamın soyadını taşıyorsun. Bu nasıl bir çelişkidir? Ben anlamakta zorlanıyorum yani. İnanın. Şimdi Sayın Çetin, her sene 24 Nisan geldiğinde biz ülke olarak bu çelişkileri maalesef ki yaşıyoruz. Yani Biden'ın açıklamaları da bu, yani bugün dün bunu Trump'la, işte Biden'da artık Amerika'nın başına kim gelirse bunlar olacak diye düşünüyoruz. Ama işte Türkiye'ye yansımaları ve Türkiye'de bir kutuplaşma, bir ayrım, yani şu kendi parti, mesela ana muhalefet partisinin içinde bile bir ayrıştırma meydana geldi. Yani umarım sizin de dediğiniz gibi tarihimizi çok iyi okuruz ve tarihimizi biliriz. Sayın Çetin, ben hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum konulara. Süremiz, yani ben isterim çok uzun bir zaman diliminde sizinle muhabbet etmek. Şöyle gelirsek, Türkiye'ye doğru gelirsek, AK Parti dönemine gelirsek, 18-19 yıllık bir dönem içerisinde, yani 18-19 yıl bitti AK Parti'nin. Türkiye genelinde AK Parti'nin icraatları sizce neler, yani değer gördü mü, takdir edildi mi veya iyi icraatlar yapıldı mı Türkiye'de? Şimdi toplumda bir bak. Şimdi Ayla Hanım, bu AK Parti'nin ürettiği politika istiklal, bağımsızlık üzerine ürettiği politika var. Biz geçmişte de bu imkanlara sahiptik ama bize yaptırmadılar. Çünkü bağımsız bir ülke değil. Tayyip Erdoğan bağımsızlık konusunda muktedir olmuş tek liderdir. Daha önce de Türkiye'nin bağımsızlık konusunda söz söyleyen onlarca insan olmuştur. Sağdan da soldan da var bunları dillendirenler. O adamların çoğunu bir kısmını astılar, bir kısmını hapishanelerde çürüttüler, bir kısmı faili meşhurlara gitti. Bu konuda muktedir olan tek lider Tayyip Erdoğan'dır. Ne zaman ki bağımsızlık konusunda kazanım elde etmeye başladık, ondan sonra yerli üretim biliyorsunuz hız kazandı. Biz daha düne kadar silah yapamıyorduk. Yaptığımız bayrak ipiyle övünen bir toplumdu. Silah yapamaz mıydık? Elbette yapabilirdik. Karadeniz'de evlerde yapılıyordu silahlar. Ama bağımsızlık konusunda dediğim gibi mesafe kat ettikten sonra gördüğümüz gibi Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarın bu memlekete kazandırdığı şeylerin haddi hesabı yoktu. Bir kere şu bütün silahları bir tarafa bırakın. SİHA'lar, İHA'lar PKK terörünü bitirmiştir. Tayyip Erdoğan 2009 yılında One Minute hadisesiyle birlikte bağımsızlık hareketini üstü örtülü de olsa bütün dünyaya duyurdu. Çok özür dilerim. Hemen burada bir soru sormak istiyorum. One Minute hadisesi de tüm dünyaya duyurdu diyorsunuz. Peki Amerika'ya karşı da bir One Minute olabilir mi? Zaten Amerika'ya karşı da söylenmiş bir laftır. Çünkü Amerika'yı da Siyonistler idare eder. Siyonistlerin kurumsal yapısı da İsrail'dir biliyorsunuz. Bugün evangelistler, 500 milyona yakın dünyada evangelist var. Amerika'da egemen bir anlayıştır. Evangelist Hristiyanların tamamı Yahudi neslini üstün ırk olarak benimser. Dolayısıyla Yahudi olmadıkları halde Siyonist olan kesimi temsil eden en büyük kitledir. Amerika'da evangelistlerin desteğini almayan hiç kimse iktidara gelemez. Anladım Sayın Çetin. Evet, SİHA'larda kalmıştık. Dolayısıyla One Millet kelimesi, sözü, mottosu dolaylı olarak Amerika'ya da söylenmiştir yani. Anladım. SİHA'larda kalmıştık. SİHA'lar biliyorsunuz PKK terör örgütünü bitirdi. Ben emekli askerim. 12 yılın Güneydoğu'nun dağlarında geçti. Orada köhne karakollarda yaşadım. Yüzlerce çatışmaya, binlerce şehide şahit oldum. İnanın bin kişilik gruplarla gezdiği dönemleri biliyoruz biz PKK'nın. Bugün mağaradan kafalarını dışarı çıkaramıyorlar. PKK hadisesine noktayı koydu bu üretilen uçaklar. Bu
fırsat elimize geçmişken bunları imal eden Selçuk Bayraktar'ı da burada saygıyla, minnetle anmak isterim. İnanıyorum ki bütün şehitlerimizin yüzünü öbür dünyada da olsa güldürdü. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Türkiye Bağımsızlık Hareketi'ne dediğim gibi 2009'da başladı ama son birkaç yıldır bu hareket egemenlik arayışına evrildi Ayla Hanım. Bugün Türkiye'nin bölgesel egemenliği konuşulur oldu. Bütün dünya bunu konuşuyor ve çok değil kısa bir zaman içerisinde bizim egemenliğimizi bütün dünya kabul edecek. Bu coğrafya bizim coğrafyamız. Biz bu coğrafyanın mihmandar ülkesiyiz. Bildiğiniz gibi coğrafyada yaşayanların neredeyse tamamıyla şeylerimiz var, tarihsel bağlarımız var. Bunlar bizim kardeşlerimiz. O coğrafya müşterek vatan bakıyımız. Tayyip Erdoğan'a bazen siyasal İslamcı yakıştırması falan yapıyorlar. Tayyip Erdoğan siyasal İslamcı değil. Tayyip Erdoğan İttihat-ı İslamcı'dır. Ne demek İttihat-ı İslam? Diyor ki Orta Doğu, Anadolu, Kafkasya ve Kuzey Afrika ülkelerine kapsayan bir birlik oluşturabilir miyiz? Soru odur. Oluşturabilir miyiz? Evet, oluşturabiliriz. Menzilimiz de odur. Ben hayal ederim, bazen derim ki Orta Doğu Parlamentosu'nun açıldığı gün bize yetişir mi acaba? Hiç düşünebiliyor musunuz? Aşağı yukarı 25-30 milyon kilometre karedir bu coğrafya. Bu coğrafyada sınırların yerinde kaldığını farz edelim. Gümrüklerin ortadan kalktığını düşünebiliyor musunuz? Ne olur o zaman biliyor musunuz? Türkiye kutup haline gelir. Dünyada egemen bir kutup haline gelir. Onun yanı sıra emperyalizmin, özellikle Avrupa'daki emperyalistlerin çıkarları dibe vurur. Çünkü kapitalistler orayı pazar olarak kullanıyorlar. Bu coğrafya tek vatan haline gelirse, sınırlar ortadan kalkarsa, oradaki pazarın tamamını Türkiye ele geçirir. Yani daha büyük bir devlet ve daha büyük sınırlara sahip olursak diyorsunuz. Abi çok büyük bir vizyondur bu. Düşünün Kafkas coğrafyasını, Orta Doğu coğrafyasını, Kuzey Afrika'yı, oranın pazarını Türkiye'nin ele geçirdiğini bir düşünün. Ve bu kütlenin dünyada 2 milyara yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Topyekun tek ses altında toplandığını ve müşterek hareket edebildiğini öngörürseniz, o zaman işte emperyalizmin şarkına hakiki çomağı soktuk demektir. Sömürge coğrafyası tamamen ortadan kalkar. Kardeş toplumlar müşterek hareket etmeye başlarlar. Bizim bütün idealimiz budur. Ülkelerin hangi sahiplerle yönetildiği o kadar önemli değil. Tabii ki demokratik sahiplerle yönetilmesi evladır ama beraber hareket edebilecek noktaya gelirsek inanın bizim önümüzde kimse duramaz. Aynen. Çünkü Cenab-ı Allah bütün zenginlikleri bize bahşetmiş. Gördüğümüz gibi sanayi kapsamında da çok ciddi ilerlemeler kat ettik. Avrupa'yı yakaladık. Bazı konularda Avrupa'yı da geçtiğimiz söylenebilir. Bu durumdayken tek vatan haline gelirsek bizim karşımızda durabilecek hiçbir güç yok, inanın ya. Sayın Çetin, Sayın Cumhurbaşkanı dediğiniz icraatlarını anlattınız, 18 yıllık icraatları anlattınız. Şimdi şöyle bir baktığımızda mesela şu son günlerde hem medyada olsun, yani sosyal mecralarda olsun, basında olsun bir cümleyle karşılaşıyoruz. AK Partiler ve AKP'liler. Evet. Bunu biraz anlatabilir misin? Buyurun. Ben de katılıyorum o cümleye, çünkü maalesef vasatların egemenliğinden mütevellit bir siyaset pratiğimiz var bizim. Bu kapsamda AK Parti'yi de tenzih edemeyiz. AK Parti de bu doğruculuğudur. AK Parti son yıllarda özellikle pragmatist, yani çıkar odaklı kişilerin öne çıktığı bir partiye dönüştü. Bunu açıkça görebiliyoruz. Sahada çok bariz bu
çıkar odaklı insanların da ulvi emelleri olmaz biliyorsunuz. Kendi Tayyip Erdoğan sık sık vurgu yapıyor. Kendi ajandası olanlar bizden uzak dursun diye. Bu aynı şeyi ben söylüyorum. Ama Tayyip Erdoğan buna yetişebiliyor mu derseniz yetişmesi mümkün değil. Zaten adamın mesajının neredeyse tamamını dış politika ya ayırması gerekiyor. AK Parti içerisinde bizi de rahatsız eden ciddi bir şey var, problem var. Çıkar odaklı şahısların AK Parti içerisinde söz sahibi olması işte bu AKP'li dediğimiz kesimin tecellisine vesile oldu. Bu adamların hiçbir şeyleri yok, sahipleri yok, hiçbir ilkeleri yok. Onlar için önemli olan tek şey para, kendi çıkarları. Sayın Çetin, AKP'li diyoruz dediniz, yani çıkar odaklı olan kişilerin partiye de olması. Peki bu şahıslar veya bu kişiler veya bu kitleler partiye nasıl giriyor? Genel merkezde bir sıkıntı Biz her şeyin Cumhurbaşkanı'nın onayından geçtiğini düşünüyoruz. Ama onun önüne de hazırlanan dosyalar, yani hiç, yani dediğiniz gibi kendisi dış politikaya yoğunlaşmış durumda dediniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 saat uykuyla duruyor diyorsunuz. Yani bu dediğiniz kesim diğer kişiler tarafından hazırlanıp da mı sunuluyor Sayın Cumhurbaşkanı'na? Elbette bu Erdoğan'a rağmen yapılan bir şeydir. Dediğim gibi Tayyip Erdoğan'ın bunların hepsini bilmesi, hepsine ulaşması mümkün değil. Ben Tayyip Erdoğan'a küfür eden insanların belediye başkan adayı yapıldığına şahit oldum. Ayla Hanım. Ve inanın bu ses kaydını da hakaret içeren ses kaydını da milletvekillerinin tamamı dinledi. Genel merkez gitti. Aynı ses kaydı. İl başkanının gönderdiğini biliyorum. Külliyeye ulaştı bu ses kaydı. Yine de umursamadılar. Yani Tayyip Erdoğan kendisini hakaret eden bir adamı belediye başkanı da yapar mı? Yani aklınız kesiyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmadı mı bu? Mümkün değil. Nasıl ulaşacak? Yani Tayyip Erdoğan'la bir gün ben karşılaşırsam dinletirim. Daha sonra ben size bir daha vahimini söyleyeyim. Davutoğlu'nun özel ekibinden olan ve Davutoğlu genel başkan olduğunda o reis dönemi bitti, hoca dönemi başladı diyen ve aile efradının FETÖ'yle doğrudan iltisaklı olduğu açıkça bilinen şahısların şu anda genel merkezde görevli olduğunu biliyoruz. 2 dönemdir görevli olduğunu biliyoruz. Ben ismini vermek istemiyorum. Bu şahısla ilgili ÖSASEK'e bir soru sordum. Cevap bile vermedi kendisi. Demek ki yani Tayyip Erdoğan düşmanı da olsa, AK Parti'nin ürettiği felsefeyle uzaktan yakından alakası da olmasa, memleketin istiklali ve istikbaliyle ilgili zerre kadar kaygısı olmasa bile bazı insanlar parti içerisinde payı elde edebiliyorlar, külah kapabiliyorlar. Bu anlamda ciddi bir sıkıntımız var. Tabanda da ben geleceğim Sayın Çetin. Yani biraz önce iddia ettiğiniz şey gerçekten çok vahim bir durum ki ben sizin ara ara Ankara'ya davet edildiğinizde biliyorum. Siz de bu aralar pek gidemediniz. Yani gittiğinizde bunları görüşüyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanımız? Görüşüyoruz. Mesela şeye söyledim. AK Parti bölge koordinatörüne Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ses kaydını dinlettim. Dedi ki ya biz de ona söyleriz. Olur biter dedi yani. Ne diyeyim ben şimdi bu durumda? Yapacak bir şey kalmıyor. Şeye gönderdim. Evet. Aynı ses kaydını. Cimer'in Aydın sorumlusuna gönderdim. Bir ara ilgilemez dedi. Geçti gitti yani. Bu WhatsApp kayıtları elimde yani. İsterlerse gösteririm de ama umurlarında mı derseniz? Hayır, umurlarında değil. Tayyip Erdoğan'ın lafıyla kendi ajandasına odaklanmış bazı siyasi profiller
partinin, memleketin gideceği yere, varacağı noktayı falan zerre kadar umursamıyorlar öyle. Bu sadece AK Parti içerisinde yani geçen şöyle, bütün partilerde var aynı tür kimlikler. Yani şöyle bir durum hissettim. Yani AK Parti içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da karşısında olan bir şey var. Ben size bir şey söyleyeyim. Bilerek altına oyan insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Tayyip Erdoğan'ın ve partinin altına oymaya memur edilmiş adamlar olduğunu görüyorum, biliyorum ve iddia ediyorum. Bunların büyük bir kısmının da Davutoğlu'nun tayfası olduğuna kanayım. Davutoğlu gitti ama uzantıları hala partinin içerisinde duruyor. Bunu açık saçık görüyoruz ya. Sadece ben değil, bunu AK Parti'ye anladım, şöyle program. Milyonlarca insan görüyor. Anladım, AK Sayın ürettiği, ürettiği, yerelde ürettiği siyasi pratiğe bakarsanız bunun iddialarının karşılığını görürsünüz. Hiç kimsenin çalışıyoruz ama düşüncesi var. Zaten yerele geleceğim. Şu an biliyorsunuz bir kongre geçirdi AK Parti. 7. büyük olan kongresi. Hatta yani çok büyük spekülasyonlara ve hala daha devam ediyor. İşte Covid-19'un yayılmasında çok büyük etkisi olduğu söylenen kalabalık kongreler ve büyük kongre yapıldı. Bu kongreden sonra yani şöyle sorayım Sayın Çetin. Sizce mesela genel merkezden atanan il başkanları. Yani sonuçta bu kadar büyük şaşalı kongrelere gerek var mıydı? Veya işte genel merkezden atanması ne kadar doğru? Yani tabii partinin aldığı karar, biz bunu yargılayamayız, sadece sorgularız. Yani eskiden biliyorsunuz sandıklara gidilirdi, işte ön seçimler olurdu. Şu an tamamen genel merkezden işte il başkanları, ilçe başkanları atanıyor. Bunun bu durum yerelde siyaseti AK Parti'nin gücünü azaltıyor mu, çoğaltıyor mu? Nasıl bir etkileşim sağlıyor? Tabii ki yani il başkanlarının, işte MKYK üyelerinin genel merkezden atanmasının doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Bu evrensel demokrasinin ilkeleriyle paradoks oluşturur. Bu sadece AK Parti için geçerli değil. Bu CHP'de de, MHP'de de, İYİ Parti'de de aynı şekilde yürüyor bu iş. Adam olanın değil de adamını bulanın bir yerlere getirildiği noktadayız. Bunu sadece AK Parti olarak değerlendirmemek lazım. Memleketin siyaset pratiği böyle. Bunun da sebepleri var. Geçmişte uygulanan yöntemleri taklit ediyor partiler. Doğru mudur? Elbette değil. Ben size açık seçik bir şey söyleyeyim. Türkiye'de 81 tane AK Parti il başkanı var. Bir o kadar CHP il başkanı var. Bir o kadar MHP il başkanı var. Bir o kadar işte diğer partilerin il başkanları var. Bunları seçmenlere sorsalar bunların %90'ı il başkanı falan olamaz. Öyle. Yani tabanla şey arasında bir kargaşa yaşanıyor değil mi bu durumlar? Çok, çok, çok derin bir mesafe var. Bu dediğim gibi sadece AK Parti ile ilgili değil, bu CHP ile de ilgilidir. CHP'de de aynı şey var. Size bariz bir örnek vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi bizim yöremizde yüz binlerce oy alır. Doğru mudur? Aydın'da evet. Yüz binlerce oy alır. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerin içinden HDP kongresinde PKK bayrağı PKK marşıyla birlikte esas duruşta duracak 100 kişi bulamazsınız. 100 kişi bulamazsınız ama o yüz binlerce kişinin gönderdiği milletvekili gider işte HDP kongresinde PKK'nın marşıyla esas duruşta durur. Burada da aynı şeyi yaşıyoruz. Yani Atatürk'ün partisi diye oy veriyor seçmen ama adam gidiyor işte PKK marşıyla esas duruşta durabiliyor. Mehmet Bey şunu soracağım. Şöyle bakıyorum, programımıza böyle 5-6 dakikamız kalmış. Aydın İlhan Ortak'ın döneminden beri hiçbir şekilde sağ bir belediye başkanına veya işte bir yöneticiye sahip olmamış. Yani şöyle ilçelere de baktığımızda bunun sebebi ne olabilir? İlhan Ortak'ın mevzusunu daha önce canlı yayında başka bir programda kısaca bahsettim. Ben orada çok ciddi bir sorun var.
Aydın, Adnan Menderes'in ülkesi biliyorsunuz. Senelerce merkez sağ bu yörede egemen olmuş. İki bakan çıkardığımız dönemler var biliyorsunuz. Turgut Özal 8 milletvekili tulum çıkardığı zamanlar var. Ne oldu da merkez sağ AK Parti'den ayrıldı sorusu. İşte İlham Ortekin'in belediye başkanlığı sürecinde kendisine reva görülen muameleyle örtüşüyor gibi geliyor bana. 2009'da kendisinin aday yapılmayıp FETÖ'ye iltisaklı olduğu bilinen birisinin aday yapılması merkez sağın AK Parti'den kopmasına vesile olmuş gibi görünüyor. Bunun üzerinde iyi bir analiz yapmak lazım. AK Parti'nin bu mesele üzerinde iyice düşünmesi lazım. Çünkü ondan sonra Aydın'da yaşayan merkez sağ seçmeni AK Parti'yi merkez sağ temsilcisi olarak değil de sanki radikal İslamcı bir hareket olarak görmeye başlamış. Ondan sonra da AK Parti'den vazgeçmiş, bir tek 60'lar CHP'ye oy vermeye başlamış adamlar. İsmet Sezgin'in heykeline dikti Sayın Çerçioğlu. Benim o zaman dikkatimi çekmişti. Demek ki İsmet Sezgin kendisine oy veriyordu. İsmet Sezgin CHP'ye oy veriyorsa, vermişse rahmetli merhum, onu rahmetle anıyorum bu arada. Bizim oturup bir öz eleştiri yapmamız lazım Leyla Hanım. Biz bir yerlerde yanlış yapıyoruz demektir. Bunu yaparken de merkez sağın gönlünü yeniden kazanabilir mi AK Parti? Elbette kazanabilir. Ama bunu yapmadan önce teşkilatları şekillendirirken merkez sağdan gelen profilleri öne çıkarmaları lazım. Bakın son seçimlerde Sayın Metin Yavuz ve Rıza Posacı'nın listede olması AK Parti'nin 4 milletvekili çıkarmasına aracılık etti. Bunun bir tek sebebi var. İkisinin de merkez sağ hareketten geliyor olmasıdır. Orada merkez sağın gönlüne temas etti AK Parti. Ama bunu teşkilatları da yansıtmak ve bu bağlamda siyaset üretmek, herkesin de kapısını çalmak lazım. Bu adamların tamam laiklik hassasiyeti olabilir ama merkez sağ seçmeni bunlar. Aydın, ben zamanında yazmıştım, Ege kıyışırdı sendromu diye bir sendrom var Ege'de. Ege bölgesindeki merkez sağ seçmenin laiklik hassasiyeti vardır. AK Parti'nin her ilkesini buradaki seçmene dayatamazsınız. Buradaki siyasi profili oluştururken yörenin gerçeklerini göz önünde bulundurmak zorundasınız. Nasıl olacak bu diyorsunuz? Buradaki merkez sağ seçmenin yaşam tarzı neyse onun da teşkilatlara yansıtılması dolayısıyla AK Parti'nin de hakikaten merkezde yer aldığının seçmen nezdinde kanıtlanması lazım. Anladım. Sayın Çetin, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Ben size hemen küçücük bir soru daha sormak istiyorum. Son günlerde tekrar kulislerde, biz ona kulis haber deriz veya kulislerde konuşulan bir durum var. Sayın Mustafa Savaş biliyorsunuz iki kez Sayın Özlem Çerçioğlu'yla yani yarışa girdi. Sayın Özlem Çerçioğlu her seferinde kazandı. Şimdi yani bir erken seçim var mı diye soracağım ama yok diye. Yani bütün siyasetçilerimizde yok böyle bir erken seçim. Biz Sayın Mustafa Savaş'ın tekrar üçüncü kez yerelde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını kulislerden yani bu şekilde söylentiler var. Sizce tekrar aday olursa nasıl bir durum ortaya çıkar? Ben Mustafa Bey'in tekrar aday olacağını zannetmiyorum. Mustafa Bey'in böyle bir hedef olduğuna inanmıyorum. Daha önce ikinci sefer aday yapıldığında da kendisiyle görüştüm ben. Benim böyle bir hesabım yok ama reis görev verirse kabul etmek zorundayız dedi. Yani ikinci adaylık sürecinde bizzat Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aday olduğunu düşünüyorum. Bir daha aday olacağını zannetmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın da bir daha kendisine aday göstereceğine inanmam. Olursa Allah korusun yani bu rasyonel olmaz. Yani seçmen iki kere tercihini aksi istikamette kullanmış. Üçüncü kere aynı profille seçime gitmek Özlem Çerçioğlu'na hayırlı olsun demektir yani. Anladım. Bu hatayı yaparlar mı? Umarım yapmazlar. Zannetmiyorum ama ben yaparlarsa dediğim gibi Çerçioğlu'na bugünden hayırlı olsun demek durumunda kalabiliriz yani. Allah korusun.
Farklı bir alternatif koymak zorundasınız seçmenin önüne. Seçmen ısrarla ben bunu istemiyorum diyorsa illa hayır kardeşim sen bunu seçeceksin dersen rakibi güçlendirirsin. Ben hatta hatırlıyorum Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş Bey'in adaylığı açıklandığında Sultanhisar Belediye Başkanı ile beraber yerel basına açıklama yaptılar. AK Parti Genel Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz diye. Yani, durum bu kadar vahimken tekrar aday yapılacağını ben açıkçası zannetmiyorum. Ben başka bir adayın şimdiden parlatıldığını düşünüyorum ama ismini telaffuz etmek istemiyorum buradan. Rica etsem. Son Merkez Karar Yürütme Kurulu'na aydından giren şahsa bakarsanız genel merkezin hesaplarını daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Anladım. Anladım Sayın Çetin. O kazanır mı dersiniz, ona da bir şey diyemem. O konuda da iddia sahibi değilim. Çünkü dediğim gibi AK Parti eğer yerelde seçim kazanacaksa, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaksa önce merkez sağın gönlünü almanın yollarını keşfetmek zorundadır. Aksi takdirde asla seçim kazanamazlar. Bu sadece adayla ilgili değil. Bu konuda da teşkilatlarında çok büyük önemi var diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Onların sorumluluğu var. Ama teşkilatlar bütün Türkiye genelinde üzerine düşeni yapmıyor. Çünkü teşkilatların ilk görevi kendi mensuplarını, sempatizanlarını üstlendikleri paradigma doğrusunda eğitmektir. Ben bugüne kadar AK Parti teşkilatlarının, üremizde de buna dahil olmak üzere böyle bir gayret içerisinde olduğunu görmedim. Özellikle bakıyorum adını yazamayan adamları yönetici falan yapıyorlar. Bunlar çok yanlış şeyler. Yani oturup öz eleştiri yapmak durumundayız. Anladım. Sayın Mehmet Çetin, ben süremiz de doldu. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için, değerli bilgileriniz için. Teşekkür ederim tekrar efendim. Evet sevgili Egit TV izleyicileri, bugünkü Deniz Yeli programımızın sonuna geldik. Herkese mutlu, güzel bir hafta diliyoruz. Sağlıklı bir hafta diliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz efendim. İyi günler diliyorum.